her türlü zulme destek olmak. Acayip bir toplum olmuşuz. Evet. Yani en küçük bir zulüm yok karşı çıkılması gereken. Düzenin kendisi, rejimin kendisi, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemesi, 10 Kasım'ı, 29 Ekim'i vesairesi, hiç itiraz etmeyen, hayır demeyen, isyan etmeyen bir toplum olduk. Peygamberler yanlış mı yaptı acaba? Biz mi doğrusunu yapıyoruz? Niye Firavun'a karşı çıktın be Musa? Otur oturduğun yerde kuzu kuzu. Yanlış yapıyorlarsa kendileri yapıyorlar. Çıkma karşı. Nemrud'a niye karşı çıktı İbrahim ateşe atılma pahasına? Enayi misin, deli misin mi diyeceğiz? Muhammed Aleyhisselam niye böyle Ebu Cehillere itiraz ettin de memleketinden sürüldün, ambargolar, eziyetler, işkenceler? Karşı çıkma, otur oturduğun yerde. Kendin tesbihini çek, namazını kıl, başka şeye karışma. Allah ne diyor? Peygamber haşa yanlış yaptı da biz mi doğrusunu biliyoruz? Peygamber ayetlere muhatap, vahye muhatap. İtaat etme ona, o zalim yöneticiye ve secde et. Ve ona değil bana yaklaş. Öyle bir acayip din haline getirdiler bu dini ki, la yok, hiç kimseye itiraz yok, isyan yok, karşı çıkmak yok. Her şeye kafa sallamak var. Tağutlara itaat, tağutlara boyun eğmek, saygı duruşu, tapınma, ne olursa olsun. Bu toplum ne yapılınca karşı çıkar? Ne yapılınca itaat etmezlik yapar? Ne olması lazım ki insanlar bu kadarı da olmaz desin? Putperestliğe hayır yok, şirke yok, Allah'a isyana yok, kafirlere, gavurlara yok. Ne olacak da hayır diyecek insan? Halbuki dinin özü, esası, başlangıcı la, la ilahe, la ilahe illallah. Bu olmadan Müslümanlık da yok. Önce kabul değil, önce iman değil, önce teslimiyet değil. Önce itiraz, önce isyan, önce hayır, sonra evet. Daha ilk ifadeyi yok etmişler, dinin özü diye bir şey kalmamış. Bu toplum neye hayır diyor? Bir tanesini söyleyin. Ha, dünyevi olarak mümkün fakirliğe hayır diyebilir. Maaşların kesintisine hayır diyebilir. Vergilere, onlara da dediği yok ya. Yani ağzı var, dili yok haline gelmiş. Müslümanların gücü birbirlerine yetiyor. Zalimlere, tağutlara gıkı çıkmayan insanımız, kendinden farklı bir cemaatin bir insanına nasıl aslan kesiliyor? Hakaretin bini bir para. Tekfire kadar giden hücumlar. Ama hiçbir zalime hiçbir tavır alma yok. Allah razı olur mu böyle bir toplumdan? Rahmetini indirir mi? İlk sure ve itaat meselesi. İtaatle secde birbirinin karşıtı olarak kullanılmış. Şunu yapma, şunu yap. Biri varsa ötekisi de olması lazım. Yani böyle isyankar bir itaatsizlik değil. Her şeye isyan, her şeye itiraz. Hiç boyun eğmek yok. Bu anarşist ruhlu bir insan oluşturur. Kimseye itaat etme. Böyle değil. İtaat etme, Allah'a yaklaşıp secde et. Kime itaat edeceğimiz belli. Kime isyan edeceğimiz belli. Ne tümüyle isyankarlık, ne tümüyle itaat. Yani aşırılıktır sadece isyankar olmak. Aşırılıktır sadece itaatkar olmak. Ölçü Allah'ın itaat edin dediklerine itaat, itaat etmeyin dediklerine itaatsizlik, isyan. Ölçü Allah, o tayin ediyor bizim nasıl yapacağımıza. Biz onun kuluyuz. Onun emri bizi bağlar. Ve o bizi düşünen bir Rab'dir. Bizim faydamızadır. Öteki türlü zalimleri çağırırsınız, zalimleri kendinizin başınıza musallat edersiniz. Onları yüceltirsiniz, daha fazla zulmetmelerini sağlarsınız. Secde bizim boynumuzun kime karşı eğilmesi gerektiğini, kimin önünde küçülmeyi kabul etmemiz icap ettiğini, kime kulluk yapacağımızı gösteren bir özellik. İnsanlar secde yerine saygı duruşunu tercih ediyor. Allah'a kulluk yerine başkalarının önünde eğilmeyi kabul ediyor. Aziz olmak yerine zelil olmayı tercih ediyor. Sonra dünyamız da berbat oluyor, ahiretimiz de. Evet, işte namaz bize başkalarının önünde eğilmemeyi, secde bize başkalarına, Allah'a itaat etmeyenlere itaat etmemeyi öğretir, öğretmeli.